Suriyelilerle ilişkin zaten ne yapmak istediğini biliyoruz. Çünkü çok uzun bir sürece yayılı bir periyotta AKP'nin kendisinden kaynaklanan, Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikadan kaynaklanan bir sorun bu. Yani önce bunun bir sorun olduğunu kabul edin. Sorunun kaynağı bu diyorsunuz. Mülteci, sığınmacı, düzensiz göçmen adı ne denirse densin böyle bir sorunu var Türkiye'nin. Bunu bir sorun olarak ele almak lazım ki çözümler de ona göre bulunabilir belki. Yani şimdi Suriyeli başlığı altında konuşuyoruz ama yani asıl şimdi Suriye'yi de aşmış bir şey var. Yani Suriye'yi olanları biraz anlıyoruz. Nedenini biliyoruz. İşte Emevi Camii'nde cuma namazı kılmaya kalkışırsan, bir ülkenin bölünmesine ortaklık edersen bunun sonuçlarıyla karşılaşırsın. Ve bu sonucu da tamamen sana yüklerler ve bir at pazarlığıyla buradan kurtulmaya çalışırsın. Hani Türkiye'nin durumu bu. Ama yani Pakistanlıyı anlayamıyorum mesela. Niye bu kadar çok Pakistanlı Türkiye'ye geliyor ya da getiriliyor? Afganlıları da biraz Afganistan'daki olanlardan sonra anlayabiliyoruz ama hani sadece Türkiye'ye bu kadar çok insanın bu kadar kolaylıkla geçmesi, yani 1 Mayıs Taksim'e çıkamıyorsun ama sınırlar delik deşik. Olacak iş değil ki bu. Bunun yani sonuçta bu bir devlet politikası ya da ülkeyi yönetenlerin sınırdan insanların buraya geçmesini kolaylaştıran bir şey var ve burada büyük bir stratejiyle bir şey yapmaya çalışılıyor. Ya benim tahminim şöyle bir şey. Tayyip Erdoğan ve AKP Türkiye'yi yönetmesi artık zor bir durum. Hani büyük kitleleri yönetemiyor. Çatlakları yönetiyor artık. Bu çatlaklar kendinden kaynaklansa bile. Bu çatlaklardan birisi de işte sığınmacı, göçmen ya da düzensiz göçmen, mülteci denilen bir sorun. AKP'nin şöyle bir başarısı var, becerisi var. Kontrollü kaosu ya da çatlakları yönetip bundan bir kaos çıkarıp onu kendi lehine çevirme becerisi çok yüksek bir parti. Yani 20 yılda bunun çok pratiğini yaptılar ve bu pratikle birlikte Türkiye'de siyasi dengeleri de sosyal dengeleri de değiştirme becerisi var. Son dönemde olanlar dediğim gibi bu çatlakları yönetme stratejisinden kaynaklanıyor. Çünkü bu bir anda bununla bu kadar sert yüzleşmesi aynı zamanda keskinliği de getirir. Yani 10 yıla 15 yıla yaklaştı bir periyotta bu kadar keskin bir yüzleşme oluyor artık. Hani çünkü ya nereye gitsen artık şey paylaşılıyor. Ya otobüste de işte Suriye'de adı altında söyleniyor ama bütün başka Afgan, unsurlar da var. Onların hepsi zaten hani, valilik diyor ya 700 bini aslında Suriyeli değil. 1 milyon 300 bin kişinin. Yani işte bütün bunlara baktığımızda hepsiyle bir anda karşı karşıya indir oldu, görünür oldu ya da görünmesi sağlanır oldu. Bütün bunlara bu önemli, görünmesi sağlanır oldu. Evet evet, yani bu kendiliğinden ortaya çıkan bir sonuç değil. Ama kendiliğinden çıkacak sonuca da Türkiye hazır değil. Yani Türkiye açısından çok riskli bir konu. Elimizde hiçbir veri yok. Mesela Suriyeliler nasıl yaşıyor, neler yapıyor, ne kadar entegre oldular, bu ülkede nasıl bir uyum sağladılar. Çünkü bir rehabilitasyon sürecinin yaşanması lazım. Bütün bunlar olmadı. Yani hep zoraki bir iskan sağlandı. O zoraki iskanda demografik yapılar çok zorlandı. Aslında şu anda yaşadığımız sorun Suriyelileri aşmış durumda Mustafa. Akın akın geliyor dendiği hala Van sınırından işte çok video geldi ya. Afganistan'dan, Irak'tan, Pakistan'dan aslında biraz sanki sorunu büyüten bu değil mi? Ne kadar onların güncel onu bilmiyoruz mesela. Güncel mi? Bugün onlar çok yakın bir zamanda mı oluyor? Yoksa uzun periyotta toplanıp hepsi birden bir anda böyle bir servise mi dönüştü? Ondan bölgede çok etkin bir gazeteciyle bugün yaptığım görüşme her gün 1000-1100 kişi giriyor diyor. Her gün hala havalar ısındığı için şu anda rutin olarak her gün 1000 kişi 1100 kişi gruplar halinde gece giriyorlar. Kaçakçılar tüm yöntemleri öğrenmiş. Ne zaman şey yapacak oradan güvenlik görevlileri geçecek, onları atlatmanın yolu. Güvenlik görevlileri zaten çok seyrek. Dostlar alışverişte görsün babında böyle söylüyor bölgedeki kaynaklar. Bu hep vardır. Hani sınırdaki
koşulları aşıp Türkiye'ye giren ya da başka ülkelere giren insanlar, hani Amerika, Meksika koca duvar yaptı, hala başa çıkamıyor. Yani buradan baktığımızda çok fazla bir şey elde edemeyiz. Ama bu kadar rahat hareket ediyor olmasının başka bir tarafları var. Bu aynı zamanda bir de sektöre de dönüşmüş durumda. Yani her bir gelen kişiden alınan paralar var, bunları taşıyan otobüsler var, bunları ulaştıran aracılar var. Bunların hepsinin biliniyor olması lazım. Aslında bir günde bütün bu mekanizma çok rahatlıkla engellenebilir. Ama engellenmiyor. Engellenmek burada en önemli şey, bununla Türkiye'nin içerisinde bir yumuşak karın oluşturulması ihtimaliydi. Bence bu oluşmuş durumda. Yani şöyle, biz bunu normal bir sağlıklı tartışma platformuna da sahip değiliz. Nereden bakarsan bak, bu konuşulanlar alınıp başka yere çekiliyor. İşte daha önceki hafta uzun uzun konuştuk. Benim konuşmalarım bile hiç söylemediğim bir yere çekilip başka bir tartışmanın içerisinde yer alıyorsun. Yani akıl sağlığını yitirmiş bir alanda bunu konuşmuyorsun ki o akıl sağlığı bitirilmede kasıtlı bilinçli yapılan bir organizasyon. O yüzden hani Türkiye'nin çok önemli bir sorunu çok sağlıksız bir ortamda ve insani duygulardan uzak bir şekilde dolayısıyla doğru zeminde tartışılamıyor. Tabii bunun insani boyutuna baktığında bu ülkenin insani anlamda ikiyüzlülüğü de ortaya çıkar. Yani şöyle, Suriyelileri konuşuyoruz. Evet, onların yarattığı işte anketlere yansıyan sonuçlara var ama onlardan elde edilen ucuz iş gücü büyük bir sömürüye dönüşmüş durumda. Şimdi Sedat Peker'i biraz sonra konuşacağız. Sedat Peker ifşalarından birinde demişti ki sığınmacılar üzerinden değil mi sokağa dökecekler. Evet. Ya hani Mustafa ile Ayşe'nin söylediklerine zaten katılıyoruz. Buralardan tartışmak lazım da. Belki işin şöyle bir yanına da bakmak lazım. Bir kere mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir devlet olarak kendi halkına yalan söyledi. 10 yıl önce yalan söyledi. Hani Suriye'deki savaşa müdahil olurken niye müdahil olduğunu açıklamadı. Ne olduğunu bilmiyorsun. Hala niye orada onu da bilmiyorsun. Yani hani Esad başka bir devletin devlet başkanını niye devirmeye kalktın? O kendi iç savaşına niye müdahale oldun? Bir kere bunu buralardan başlıyor mesela. Bunu açıklamadın kendi toplumuna. Türkiye toplumu hani bunu kabul etti, kabullendi devletine güvendiği için. Sonra bir sığınmacılar ve mülteci meselesi çıktı. Ki Ahmet Davutoğlu sayı sayıyordu. Kırmızı çizgimiz 100 bindi. Sayı sayıyordu. 300 bine ulaştıktan sonra hani rahatlıyor. Yani bir rahatlama oldu. Artık biz de bir mülteci deposuna döndük. Böylece Batı'yla bir pazarlığa oturduğunu kendisi de söyledi zaten. Şimdi bu pazarlığı açıklamadın topluma. Suriyelileri hani kabul edelim. Şu gerçeği kabul etmek lazım. 2011-12'den beri aslında çok ciddi bir şeyle karşılaşmadık biz. Çok fazla Suriyeli mülteci, sığınmacı, kaçak göçmen akını olduğu i̇şte halde. Taliban'la, Afganistan'la daha da olmadı. Şimdi toplum burada da bir devletine güvendi, siyasetine güvendi. Hani getiriyor mutlaka bir kaydediyordur, bakıyordur, suç işlete gönderir diye bir güvendi aslında. Ama peşinden dediğiniz gibi Pakistan niye geldi açıklamadılar. Şimdi Afganistanlılar niye geliyor? Hani açıklamıyorsun hiçbir şeyi niye topluma. Niye İran'a gitmiyor da buraya geliyor? Niye İran'la nasıl bir anlaşma yaptın? Avrupa Birliği nasıl bir anlaşma yaptın? Nasıl bir göç politikası dediği gibi uyguluyorsun? Kayıtlı mı bunlar? Kayıtsız kaç kişi var? Sayıyı bile açıklamıyorsun. Bakın 10 yıldır devlet kendi halkına hiçbir şey açıklamıyor. Ama sokaklara sürekli olarak bir şekilde yabancı ülkelerden gelen şu statüleri ayırmadan söylüyorum. Yani mülteci var, sığınmacı var, kaçak var, genel çalışmak için var. Bunlar hep toplu olarak söylüyorum. Artık bunu ayıracak bir şeyi geçti. Yani toplum oturup da bunu ayıramaz. Hiçbir halk, dünyada hiçbir halk kendisi bir mülteci sorunu üzerine bir politika üretemez kendi başına. Düşünemez. Onlar niye geldiğini sorgulayamaz. Bunu ancak devletler yapar. Şimdi belli ki bizim devlet halka yalan söyledi. Hiçbir şeyi açıklamadı. Açıklamadığı gibi şu an aslında bir şekilde sosyal medyadan başlayarak sokaklara da yansımaya başlayan artık tepkiyi de seyrediyor. Açıkça seyrediyor. Yani şöyle bir güvence de vermiyor. Hayır, öyle bir şey yok. Bunlar şu statüdür. Biz kaçak girişleri engellemeye çalışıyoruz ya da şunu yapıyoruz ya da Avrupa Birliği ile uluslararası toplumla, uluslararası hukuk çerçevesinde şu politikaları yürütüyoruz. Ya da bu meseleyi çözmek için
Mesela kayıt dışılığı engelleyeceğiz. Kayda alacağız çalışanları. Kaçak gelenleri sonuçta işte bir göç politikamız var. Bu çerçevede değerlendireceğiz falan. Hiçbir şey söylemiyorlar. Sorun bu. Toplum aslında daha önce belki de bu kadar ağır karşılaşmadığı bir sorunla baş başa bırakılmış vaziyette ve sanki bilerek baş başa bırakılmış vaziyette. Yani hani bile isteye bu şey yangının bir yerden kıvılcım alması bekleniyor. Bile isteye. Böyle bunu çok bu kadar net söylememin nedeni geçmiş 10 yılda gerçekten herhangi bir açıklama yapmamaları, herhangi bir politika geliştirmemeleri, herhangi bir kayıt dahi tutmamaları. Mesele bu. Demek ki burada aslında sorun şu. Sorun sokaktaki mültecilerle Türkiye toplumunun mensuplarının karşı karşıya gelmesi değil. Bunu iten bir siyaset ve bir koridora sokuluyor bütün toplum. Dar bir koridora sokuluyor. Yani burada sanki özel olarak bir şey çıkması isteniyor gibi. Şimdi bir tarafta böyle 10 senedir devam eden berbat bir politika, sığınmacı politikası. Bir tarafta da o berbat politikayla beslenen bir sığınmacı karşıtlığı. Çünkü şöyle bir ülkede yaşamıyoruz. Yani mesela geçmişimizde tertemiz, biz çok hoşgörülü, nefis, herkesin birbirine anlaştığı bir ülke değil. Pek çok sorun yaşamış. Mesela kendi içindeki Alevileri iki kere katletmiş, bir kere yakmış, bir kere yakılmış. Devlet izlemiş. 6-7 Eylül olaylarını yaşamış ve daha sonra ortaya çıkıyor ki devlet izlemiş. Yani hani oradan bir varlık teşvik etmiş, önünü açmış. Yani bu tür katliamları, bu tür pogromları, saldırıları yaşamış bir toplum. Ve bütün bunların sonucunda ortaya çıkıyor ki birileri hep göz yummuş. Yani göz yummasının nedenini de sonra anlıyorsun. Çünkü Türkiye bu hatta olaylardan sonra yakmış o birileri, değil bu mi? Olaylardan sonra birileri zenginleşmiş, birileri mülk edinmiş, sermaye transferleri olmuş. Devletin içindeki bazı klikler, bazı güç odakları istedikleri türde baskı ortamını oluşturabilmişler. Yani siyaseti dizayn etme yönlendirmişler. İşte Alevi katliamları darbeye yol açmış. Hiçbiri soruşturulmamış, hiçbiri yargılanmamış. O yüzden mülteci işinin birkaç yönü var. Bir yönü bir kere bizim devlet bize yalan söylüyor. Bunu çözmemiz lazım. Yani devletin açık, şeffaf bir şekilde bu işi, anlaşmaları açıklamasını sağlamak lazım. Muhatap budur. Başka kimse değil. Evet. Gazeteciler değil, aydınlar değil. Bilemezler yani hani insanların bunu şey yap. Uluslararası toplum da değil, uluslararası hukuk da değil. Muhatap senin devletin. Bir kere açıklayacak. Sınırı niye aştığını açıklamak zorunda. Açıklamak zorunda yani bunun başka bir tartışması yok. İkincisi iktidar bir kere baş sorumlu. Hala bugün mesela geçmişte şöyle dün şunu söylüyordu, Ensar diyordu. İşte bir dönem geldi iş gücü dedi. Biz bunlar olmasa dedi bu işleri kim yapacak? Şimdi de sanki hiç dahli yokmuş gibi ben bunları göndereceğim diyor. Yani hani 3 kere karar değiştirmiş bir iktidar var. Sorumlu bu. Şimdi bu yönü var. O yüzden hani mülteci işini tartışmak, konuşmak, çözüm üretmek bizlerin yapabileceği bir şey değil. Bizler ancak gerçekten evrensel değerler çerçevesinde bakmak zorundayız. Yani buna insanlar tepki gösterebilir. Çünkü kimse kimseyi katledecek, sokakta yakalayıp öldürecek bir pozisyona gelemez. Yani hani böyle bir hukuk yok. Bunu özellikle bir kez daha tekrarlıyorum. Bizim geçmişimizde katliam var. Kendi içimizde yaşayan farklı etnik grupları ve dinsel inançta olan, inancı farklı olan insanları öldürmüşüz. Bu öldürülürken, bu yakılırken, katledilirken bizim devlet de izlemiş, çözmemiş, araya girmemiş. Daha sonra bunu soruşturup ortaya çıkartmamış. Yani o yüzden de mülteci işine bakarken bir şeyi biz bir yere itiliyoruz. Bir yere itiliyoruz ve bunun üstünden bir siyaset herkesin bereketli gördüğü bir harman görüyor burada. Siyaset devşireceği bir harman görüyor. Kimisi iktidarı devirmek için buradan toplumu mobilize edecek bir güç görüyor. Çünkü bakıyor zamla, yoksullukla oy oranı artmıyor. İktidara karşı güçlü, örgütlü bir muhalefet geliştiremeyince hazır burada bir potansiyel var, bir tepki. Buradan yararlanayım diyor bazı partiler. İktidar da kendi kendine hesap yapıyor. Yani ağır bir kriz var. Toplum şeye odaklanmış durumda, geçim sorununa odaklanmış ve bunun müsebbibinin iktidar olduğunu söylüyor. Bu noktada sıkışmış bir iktidarda böyle bir gerilimi, böyle bir kaosu kendi hesabıma çevirebilir miyim diye düşünüyorlar her gün. Düşünüyor, Erdoğan da düşünüyor. Hani bu benim işime yarar mı? O yüzden
Bence iş politik bir mesele. Türkiye'ye gelmiş insanların bu kadar 6-7 milyondan bahsediyor. Bunu toplum çözemez. Toplumun kendisini çözmesini beklemek zaten kaos çıkmasını demektir. Dolayısıyla araya siyasetin, hukukun, kurumların, devletin girmesi lazım. Ama girmiyorsa bir şüphelenmemiz gerekiyor. Yani girmiyorsa şüphelenmemiz gerekiyor. Kimse bir şey açıklamıyorsa şüphelenmemiz gerekiyor. Demek ki burada Türkiye bir şeye itiliyor ve bu itilen koridor mülteci meselesinden değil. Başka bir şey. Yani sorun burada duruyor. Çözüm onunla hiç alakası olmayan bir yerde aranıyor. Bunu düşünmemiz gerekiyor ve bence tehlikeli olan bu. Ben şunu da söyleyeyim hani son kez. Ben toplumun kışkırtılmadıkça, içinde bir takım tertipler düzenlenmedikçe, kendi kendine insanları hiçbir halkın katledeceğini düşünmüyorum. Elbette olaylar çıkacaktır. Aynı mahallede yaşamanın getirdiği sıkıntılar, çoğu yoksul mahallelerde çünkü. Adana'da tanık oluyoruz, Esenyurt'ta tanık oluyoruz. Buralar yoksul, gelir dağılımı düşük. Zaten hani bir sürü sorunla boğuşan yerlerde bu tür sorunlar çıkar. Ama Türkiye tarihi bize gösterdi ki gerçekten siyaset bir tertip düzenlemese öyle kendi kendine kitleri harekete geçip de başkasını çok Türkiye'de çok büyük olaylara sebep olacak şeylere yol açmıyor. Yani bizim tetikte olmamız gereken, insanın tetikte olması gereken şey siyaset ve devlet. Ben burada katılmıyorum. Yani, zemin hazır olduktan sonra olabilir. Yani şöyle düşünelim. Yani milyonlarca insandan bahsediyoruz. Şimdi onların varlığına ben buranın yurttaşıyım diye gelecek bir saldırı da önünü karşı taraf yapar. Tarafından kastettiğim şu, bir tepkiyle hukuk, de karşılaşabilir. Devlet, nereden patlayacağını devlet önünü bilemeyiz. Açtı mı? Devlet, açtı işte. İşte onu diyorum zaten. Mesela açtı. Açmadığın zaman hiç kimse kendi kendine yani bunu yapmaya cesaret edemez. Şu an o izlediğimiz videolarda bir i̇şte ön açma onu zaten. Onu diyorum belgeselde zaten. Yani geçmişte bir ön bu açma zaten. Maraş Çorum'da bizzat askerlerin, polislerin, devletin görevlilerinin o olaylar büyüyüp iyice bir yangına dönüşüne kadar yol verildi. Hı hı. Herkes bugün diyor ki baştan müdahale etseydin o toplum içinde ekilmiş o kin o kadar büyük bir yangına yol açmadan bariyer olman gerek. Yani bu işlerde devlet bariyer olur. Devlet devreye girer. Toplumsal yaşamı korumak da onun şeyi. Yani bugün işte Gülhane'deki laleler söküldü diye video koymuşlar. Yani niye orada güvenlik yok her yerde var da? Yani biz en ufak bir ses çıkardığımızda 50 kişi üşüşüyor da niye o kadar şey o zaman? Yani bunu böyle her yerden işte toplumsal yaşamı tepki, da koruyan bir tepkiyi şey. Ve tartışmayı yaşam şeklini koruyan devlete şey. Ve siyasete çekmek lazım. Çözüm bulması gereken bu sorunun boyutlarını anlatması gereken nasıl olduğunu nasıl bu hale geldiğini anlatması gereken muhataplar devlettir. Devlet başka kimse değil. Oradan. Devlet ve yönetenler. Hakkı bir sene var seçime ve görünen o ki biz bu sığınmacı tartışmasının her gün büyüyen ve dozu artan bir bombardımanın altında seçim süreci yaşayacağız. Nasıl etkiler hem sığınmacıları hem seçmeni hem siyaseti oy dengelerini? Evet yani sanırım seçimin önümüzdeki seçimin en önemli enstrümanlarından biri gelişmelere göre belki de birincisi bu konu olacak. Öyle görünüyor maalesef öyle görünüyor. Seçim yapılacaksa da Mustafa Hoş hatırlattı sanırım seçim yapılmayacaksa da hani seçimin yapılmamasının bir kaldırıcı olarak da kullanılabilir gündemimizde olabilir. Şimdi aslında pek çok şey söylendi çok az şey kaldı ama bununla bağlantılı bir şey söylemek istiyorum. Bahadır'ın söylediği Erdoğan'ın bile buradan bir fırsat görmesi hani aslında bu sorunun yaratan kaynaklarından bir tanesi olan iktidarın da buradan bir fırsat görebilmesi bence enteresan, dikkat çekici. Yani ensar muhacir söyleminin birdenbire biz onları göndereceğiz. Tamam kardeşimiz falan diyor ama göndereceğiz noktasına gelmesi. Aynı çözüm sürecinde yaşananı hatırlatmıyor mu sana? Çözüm sürecinden sonra birdenbire henüz öyle sert bir dönüş yok ama hani bir rüzgarı alıyor Erdoğan ve aynı rüzgarla ben de kendi bezimi şişirebilir miyim diye bakıyor. Şimdi sorunun kaynağını, hazineyi nerede kaybettik? Gidip orada biraz aramalıyız bence. Erdoğan ve iktidarı Davutoğlu dediler ki açık kapı açık gönül politikası. Hı hı. Açık kapı açık gönül esasen Suriyeliler için ama bölgedeki sorunlu bölgelerin tümü için geçerli bir politikaydı. Irak'tan da gelenler oldu. İşte Pakistan ve Afganistan'dan da İran'ı aşarak gelenler oluyor. Orada şöyle bir ucuz
hesap vardı bence. Bunu Avrupa Birliği'ne karşı özellikle onlara doğrultulmuş bir tüfek gibi gösteririz biz içeride. Erdoğan'ın Merkel'le yaptığı 3 milyar 6 milyar euro pazarlığını hatırlıyorsunuzdur. Yani Türkiye tarihi açısından, diplomasi tarihi açısından utanç verici bir an olarak kalacaktır bundan sonra da. 3 milyarın 6 milyarın euronun peşinde hani bu tür hesapların içinde bir açık kapı politikası uygulandı. O yüzden Pakistanlılar da, Malezyalılar da, Afganlar da, Türkiye'ye sınır komşusu olmayan yerlerden de insanlar geliyor. Çünkü Türkiye'yi Avrupa'nın olası göçmen istilasına karşı korunduğu bir havuz, bir hendek gibi planlayıp bundan acaba hem uluslararası ilişkilerde yıpranmış, özellikle 2015'ten sonra hızlıca yıpranmış uluslararası ilişkilerde bir avantaj sağlayabilir miyim? Hem de maddi kazanım elde edebilir miyim politikasıydı. Bu çöktü. Bu gerçeği kabul etmek lazım ki bu artık her şeye rağmen Avrupa Birliği para verse de vermese de şu anda milyarlarca euroyu saçsalar Türkiye toplumunun bu işi şu kadar para alıyoruz diye dinleyebilecek bir rezervi kalmadı. Bu iş çöktü. Erdoğan da bu işin çöktüğünün farkında olduğu için bir bakıma söylem değiştiriyor. Bunu hani tankerleri döndürmek zordur. Biraz yavaş yapıyor. Yavaşça değiştiriyor ama değiştiriyor. Peki ne yapıyor değiştiriyor? Diyor ki 1 milyon Suriyeli'yi biriket evlere yerleştireceğiz. Yani gerçekten lafın kendisinde, biriket ev sözcüğünün kendisinde bir ciddiyetsizlik var. Bu 1 milyon kişiyi nereye yerleştiriyor? Türk ordusunun askeri operasyon İdire. Yaptığı bölgeye yerleştiriyor. Peki bu 1 milyon kişi nereden gelmiş? Halep'ten, Dera'dan, Şam'dan, bambaşka yerlerden, Suriye'nin bambaşka yerlerinden. Şimdi bu şu anlama geliyor. Hani orada bir orada o insanlara bakacak. Bir tür mülteci kampı gibi devasa 1 milyon kişilik mülteci kampı ki yani bunun tarihte çok az örneği var. Demografik silaha çevirmeye çalışıyor. Evet. Bir tür neredeyse biyolojik silah gibi insan söylemeye çekiniyor ama biyolojik silah gibi onu Suriye'nin kuzeyinde tutacak. Hala bu tür hesapların peşinde. İçeriye de şöyle diyecek. İşte bak biz 1 milyon kişiyi gönderdik. Seçime 3 ay 5 ay kala olası bir ateş topunun patlaması değil de bir Suriyeliler geri gidiyor gösterisi, müsameresi daha elverişli olsa seçim için ve işte biz Antep'ten, Antakya'dan, Hatay'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yüzlerce otobüsün kalktığını Suriye'ye doğru, davul zurnayla gittiğini görsek. Şimdi bu acaba seçime bir etki eder mi? Eder etmez o ayrı. Bu enstrümanı kullanabilecek alanı kendisine Erdoğan da orada arıyor çünkü dediği gibi Bahadır'ın bir koridor, dar bir koridora sıkıştık biz. Bu konuda hem iktidar hem de buna karşı reaksiyoner bir muhalefet üreten kesimler sorumlu davranmıyorlar. Çok sorumsuz davranıyorlar. Ne 8 milyon kişiyi bir yılda biz Suriye'ye götürürüz konusu gerçekçi. Böyle bir şey olamaz. Ne de biz 1 milyonu biriket evlerde yerleştiririz konusu gerçekçi. Bir kere bir geri dönüş olacaksa ki olmalı. Bunun içinde mutlaka Suriye Devleti'nin bulunması gerekiyor. Mutlaka. Sen İsrail'le barışıyorsun. Birleşik Arap Emirlikleri'yle barışıyorsun. Suudi Arabistan'la barışmıyorsun bile. Barışmak için gidiyorsun da o seninle barıştın mı barışmadın mı belli değil. Onlara her şeyi bütün o kaşıkçı davasında, namus davası dediğin kaşıkçı davasında teslim ediyorsun. Ama o seninle barıştın mı belli değil. Fakat Suriye'yle barışın adı bile geçmiyor. Hala Suriye'de rejim değişikliği beklentisi var. Bitti o iş. Yani Suriye'nin mevcut yönetimiyle, Esad yönetimiyle, Suriye Arap Cumhuriyeti ile görüşmeden, anlaşmadan, Birleşmiş Milletleri, uluslararası kuruluşları bu sürece katmadan içeride havanda su dövüyor. Birbirlerine kendi gazetelerinden popülizm yapıyor. En önce sınırların kapanması gerekiyor. İlk ayrıca o zaten, evet, o da henüz sınırlar. O da henüz yapılmış değil. O da ciddi bir sorun. Aslında söylenebilecek şeyler söylendi. Bir tane bir son bir şey. Ya bayram ziyaretiyle ilgili bir tartışma oldu. Hani bayramda gidiyorlarsa gelmesinler gibi bir tartışma oldu. Devlet bu meseleyi şöyle çözdü. O zaman gitmesinler diye çözdü. Ya bu konudaki samimiyetin göstergesi. Türkiye ile Suriye arasında çok eskiye dayanan, hatta Fransızların Kurtuluş Savaşı sırasında püskürtülebildiği kadar püskürtüldüğü sınırlara yaslanan bir akrabalık ilişkisi var. Kamışlı'da, Derik'te, karşı taraftaki insanlar birbiriyle akrabadır. O çizgiyi, o sınırı biraz da Fransızlar çizdiği için ve bayramda gider gelirler birbirlerine. Aynı ailenin insanlarıdır. Şimdi biz bu sorunu aldık. Başka bir şeyin içinde paketledik. Bunu izah edemedikleri için dediler ki o zaman gitmiyorlar. Devletin bu sorunu
çözmek konusunda ne kadar gözü bağlı olduğu, ne kadar kör ve kötürüm olduğunun bir kanıtı. Evet. Çok riskli bir mesele Türkiye için. Hemen hemen herkes çok sorumsuz bu meselede. Türkiye'nin bütün sorunlarını getirdiler. Mülteci çuvalının içine koydular. O çuval zaten hani çok büyük ve bir sürü sorun var onun içinde. Ekonomisi, siyasi, işsizlik biraz önce gösterdiğin yayınlanan ankette görülen. Çünkü giderekten herkes her yaşadığı sorunu, güvenlik sorununu, işsizlik sorununu buraya havale etmeye, buraya endekslemeye başladı. Zaten istenen de biraz bu. Dolayısıyla onun içinden bir siyaset devşirmeye çalışıyorlar. Çünkü şu da var, muhalefetinden iktidara kimse toplumun yaşadığı gerçek güncel soruna çözüm üretemiyor. Üretemediği için bir denge, bir dehşet dengesinde duruyor toplum. Oy olarak da, hani oy olarak da, seçim olarak da, günlük hayatta da bir dehşet dengesinde duruyor. Ve bu dehşet dengesini mülteciler üzerinden bozacak çok sert bir siyasete yol açılıyor. Bu çözmez. Yani hani bu çok tehlikeli şeyler yol açabilir. Burada dediğim tekrar olacak ama yani devlet devletliğini yapacak. Sınırı yani çok önemli bir şey değil mi? Ya sınır nasıl boş olur? Olacak en azından ya. Kayıt bürosu bir şey olur değil mi? Giren, giden hani kim mülteci, kim kaçak, kim uyuşturucu ya, getiriyor, tabii kim silah kaçırıyor. Bir milyon kişiyi geri göndereceğiz derken hala geliyor ya. Yani bu ülkede hala gelişler var. Mesela o bir milyon kişinin şöyle bir tarafı var. Hani Türkiye'nin kontrolünde olan, daha doğrusu Nusra'nın ÖSO denilen yapının kontrolünde olan bir yere veriyorsun. Acaba bu insanlar oraya gitmek istiyor mu? Tabii. Bir de orada öyle bir sorun var. Çünkü hani Esat'la ÖSO arasında tercih yapılsa hangisini tercih ederler bunu bilmiyoruz mesela. Şimdi orada şöyle bir şey oluşturuyorsun. Suriye'nin içerisinde kendi denetiminde bir yapı oluşturmaya. Suriye buna izin verir mi? İşte dedi ya silah olarak. Ona nüfus götürüyor neredeyse. Hani Suriye buna izin verir mi? Yani Suriye ile bir başka büyük, daha büyük bir sorunun yolunu da açıyorsun aynı zamanda. Bir tane sadece dikkat, anket gösterdik ya. Evet. Hani %33'ü Suriyeli bir bireyle karşılaşınca. O anketi şundan gösterdim. Evet. Erdoğan'ın masasında olan anket olduğu için. Yo, ben de hani şunu düşündüm bir an görünce. Suriyeli bir bireyle karşı ne hissediyorsun? Yani hiç bir şey demiş %33. Yani bir hissim yok. Yani toplumun getirildiği nokta da çok acı değil mi? Ya fikrini söylemiyor. Hani bir yere fikrini söylemekten imtina ediyor artık. Ya da yani öyle bir bağlamdan kopmuş ki toplumda. Yani %33 bütün şıklar içinde en yüksek oran. Yani hissiz. Yani toplum ne yapsın? Türkiye toplumu yani 15 yıldır getirdikleri nokta bu işte, katliamlarla, bombalarla, baskılarla hiçbir hak vermedi. İşten atılarak pandemide eve kapatılmış, işini kaybetmiş, gelirini kaybetmiş. Ağır travma yani. Ailede herkes ailesinden yani Türkiye'de pandemide kaç kişinin öldüğünü dahi açıklamayan bir devletle karşı karşıyayız. Yani bütün bu şüpheler artık toplumu kendini savunma refleksine çekiyor. Zaten tehlikeli olan budur. Hani ilkel dürtüler toplum kendini savunmaya başladığı anda ortaya çıkar. O yüzden hukuk vardır. O yüzden kurumlar vardır. Hani toplum o ilkel davranışlara dönmesin diye. Şimdi Türkiye buraya itildi. Buradan da bir siyaset devşireceklerini düşünen hem iktidar hem muhalefet var. Zaten tehlikeli olan da bu. Hem iktidarın hem muhalefetin aynı şeyi düşündüğü nokta aslında en tehlikeli yerdir. Hani birinin diğerine karşı bir şey üretmesi gerekirken iki tarafta aynı yola geliyor. Siyaseten muhalefet de belki şunu düşünmesi lazım. Hakk'ın dediği gibi Erdoğan çözüm üretirse yani ikna edecek. Çözüm diye değil de toplumu ikna edecek bir gönderme yolu bulursa muhalefet buna dahil olmak zorunda kalacak. Tıpkı Suriye tezkeresine seni ikna ettiği gibi mülteciyet bulduğu çözüme de seni ikna eder o zaman. Senin başka türlü bir çözüm sunman lazım toplum. Başka türlü bir güven vermen lazım. Tehlike de var tabii ki. Diyelim ki o strateji işe yaramadı ve oy oranları hiçbir şekilde yükselmiyor. Evet. Ve seçime gidilmeme ihtimalinin de altında bu kriz yatıyor bence. Bir araya gidiyoruz.